En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 16 Nisan 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da enfeksiyonla mücadelede hükümete geniş yetkiler veren tasarının görüşmelerine Mecliste başlandı. Toplantıda konuşan Başbakan Merkel, Almanya'da durum çok ciddi ifadelerini kullandı. Detaylara bakacağız. Almanya'da ikinci kez pandemi gölgesinde girilen Ramazan ayı buruk geçse de Müslümanlar bu mübarek ayı ihya etmeye çalışıyor. Gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da pandemi döneminde ev ve iş yeri hırsızlıkları azaldı. Buna karşın aile içi şiddetse arttı. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan Diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada günden başlıyor. Müzik Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 25.831 vaka tespit edildi. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 247 olarak duyuruldu. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının ortalaması da 160.1 oldu. Salgının gidişatıyla alakalı durum değerlendirmesinde bulunan Robert Koch Enstitüsü, Paskalya döneminde geçici bir gerilemeden sonra vaka sayılarında ciddi artış devam ediyor açıklamasında bulundu. Özellikle genç yaş gruplarında vakaların arttığına dikkat çekti. Öte yandan Almanya'da sokağa çıkma kısıtlaması alan şehirlerin sayısı da artıyor. Bu şehirlere son olarak Türkiye kökenlerin de yoğun olarak yaşadığı Köln de eklendi. Köln'de bu gece yarısından itibaren akşam 9'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı artık uygulanacak bu haftadan itibaren. Almanya'da Covid-19'la mücadelede başarılı olunması için enfeksiyon koruma yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi de bugün meclis gündemine geldi. Görüşmeler esnasında konuşan Başbakan Merkel, ülke genelinde durumun ciddi, hatta çok ciddi olduğunun altını çizdi. Şimdi detaylarını ona bakalım. Almanya'da COVID-19 ile mücadelede başarılı olunması için enfeksiyon koruma yasasında değişiklik yapılarak kısıtlamalar ve tam kapanma gibi önlemlerin ülke genelinde uygulanması için kararın tekelden verilmesini içeren tasarı Federal Meclis'in bugünkü oturumunda ele alındı. Başbakan Angela Merkel tasarıyı sunanlar arasında yer aldığı için Federal Meclis'in oturumundaki konuşmasını milletvekili olarak yaptı. Ülke genelinde durumun ciddi hatta çok ciddi olduğunun altını çizen Merkel, bir an önce acil fren ve katı önlem uygulamalarının ülke genelinde hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Merkel, virüs gecikmeye affetmez diyerek tasarının en kısa zamanda yasalaşıp hayata geçirilmesini istedi. <laughs> Am hat die Bundesregierung dazu den Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer Tasarıda yer alan bazı katı kısıtlamaları eleştiren muhalefet ise uygulamayı eleştirdi. Yeşillerle Sol Parti'de yasa tasarısında değişiklik yapılmaması durumunda kesinlikle destek vermeyeceklerini ilan etti. FDP ise Federal Anayasa Mahkemesi'ne gidilebileceğini açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması alan şehirlerin sayısı da artıyor. Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Köln'de bu gece 24'ten itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Köln Belediyesi'nden yapılan açıklamada her gün 21'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği Almanya'da doktorlar salgın sebebiyle yoğun bakım servislerinin kapasitesinin dolduğu yönünde uyarıda bulundu. Berlin eyaletinde COVID-19 hastalarının koordinasyonundan sorumlu da olan Charité Hastanesi başhekimi Almanya'nın bazı bölgelerinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece %10 boş kapasite kaldığını açıkladı. Almanya'da doktorlar yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bakım servislerinde kapasitenin sınıra geldiği yönünde uyarıda bulundu. Berlin eyaletinde COVID-19 hastalarının koordinasyonundan sorumlu da olan Şariti Hastanesi Başhekimi Stefan Weber Kastens düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın bazı bölgelerinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece %10 boş kapasite kaldığını belirterek, bu %10 ne anlama geliyor? Bir yoğun bakım servisinin ortalama büyüklüğü 10-12 yataktır. Bu yoğun bakım servisi başına bir yatak anlamına geliyor, dedi. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nde de görevli olan Stefan Weber Kastens, boş olan bu yatağın COVID-19 hastalarının yanı sıra örneğin beyin kanaması veya kalp krizi geçiren birisi içinde hazır tutulduğunu ifade ederek, durum şu anda budur ifadesini kullandı. Weber Kastens, durumun kötüleşmemesi için siyasetçilere salgının kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu. TÜV Başkanı Gernot Marx da basına yaptığı açıklamada Almanya'da Mart ayından beri yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirterek önlemler alınmaması durumunda Nisan sonunda yoğun bakımdaki COVID-19 hasta sayısının 7 bine çıkabileceğini söyledi. Hastaların 20 ila 60 yaşında olduğunu dile getiren Gernot Marx, COVID-19'un B117 türünün hastaların durumunu çok daha fazla kötüleştirdiğini vurguladı. Maalesef Müslümanlar bu yılda Avrupa'da Ramazan'ı yine pandemi gölgesinde karşıladı. Almanya'da da yaşanan salgın ve kısıtlama tedbirleri nedeniyle Ramazan ayı buruk geçiyor. Camilerde toplu iftarlar yok hatta evlere misafir bile kabul edemiyoruz maalesef. Ancak her şeye rağmen Müslümanlar bu mübarek Ramazan ayını ihya etmeye çalışıyor. Batı Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgını döneminde ikinci kez bir Ramazan ayına daha girildi. Ramazan ayını özel kılan toplu ibadetler ve iftarlar bu senede salgın tedbirleri altında gerçekleşecek. Son dönemde 3. dalga nedeniyle vaka sayılarının her geçen gün arttığı Almanya'da Müslümanlar bu Ramazan ayına da buruk girdi. Geçirmiş olduğumuz korona biz Müslümanların dahi etkilendiğini ve tüm insanlığın etkilendiğini görmekteyim. Eski Ramazanlar daha çok insanlarla iç içe olarak yaşanıyordu. Daha çok yani çok sıcak geçiyordu İnsanlar daha çok birbiriyle kontak kurmaktaydı. Pandemi nedeniyle her ailenin en fazla bir kişiyle görüşebildiği ülkede iftar davetleri yapılamıyor. Evet pandemiden dolayı e, camiye gelemiyoruz. Ondan sonra namazımızı kılamıyoruz. Artı insanları göremiyoruz. Bazı eyaletlerde uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle teravih de kılınamıyor. Teravih namazı yasakların olmadığı yerlerde ise 8 rekat olarak eda ediliyor. De, i̇ftar yok bu sene. Namaz da yok. Namaz da yok. Yani dışarıya değeri imkan yok yani kılmamıza müsaade vermiyorlar vaziyet. Ama eskiden yani televizyonlar bas bas bağırıyordu. Camiler her taraf doluydu. Ben iki gün oldu, üçüncü gün galiba bugün. Üçüncü gün bakıyorum ki ne bir ezen okuyan var, ne bir hocalardan vaiz veren var. Allah bizi bu korabanın diyorlar, ne diyorlar ondan kurtarsın. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler de bu yıl pandemi nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçirse de Ramazan ayının coşkusunu yaşatmaya çalışıyor. İnsan eski Ramazanlar arıyor. Son iki sene bu pandemiden dolayı bayağı bir buruk geçiyor. İnsan arıyor haliyle. Buraya geliyorduk, mukabeleleri dinliyorduk, namazdan sonra takip ediyorduk. Ondan sonra rahat bir şekilde camimize gelip gidiyorduk, teravihlerimizi kılıyorduk, kaynaşma oluyordu, iftarlar oluyordu. Bu pandemiden dolayı herkes çekildi. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk bölgesinin Barcelona kentindeki bir Katolik kilisesi, bölgesinde yaşayan Müslümanların talebi sonrası ilk kez Ramazan boyunca kilisenin avlusunda Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir kilisede Müslümanlar ezan okuyup oruçlarını açtı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Barcelona kentindeki bir Katolik kilisesi bölgesinde yaşayan Müslümanların talebi sonrası ilk kez Ramazan boyunca kilisenin avlusunda Müslümanlara iftari yemeği vermeye başladı. Ülkedeki 2 milyon Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Katalonya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez Müslümanlar ezan okuyup oruçlarını açtı. Covid-19 önlemleri kapsamında kapalı alanlarda toplanmanın yasak olması sebebiyle açık alan arayan, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç durumdaki Müslümanların talebini kabul eden Santa Anna Kilisesi, Müslümanların Ramazan boyunca kilise avlusunda iftarlarını yapmasına olanak sağlıyor. Salgın tedbirleri kapsamında kilisenin avlusunda toplanan Müslümanlar iftar saati geldiğinde ezan okuyarak Sosyal mesafe kurallarına göre oruçlarını açıp dua ederken ilk olan bu görüntüler dinler arası diyaloğa da örnek oldu. Barselona'daki kilisede iftar yemeği verilmesinin dinler arasında birlikte yaşama en güzel örnek olduğunu vurgulayan Muhammed de "Bu jest çok güzel bir şey. Tüm dünya için örnek olmalı. Keşke tüm dünya böyle barış içinde yaşasa." diye konuştu. İspanya'da yaşayan 2 milyonu aşkın Müslüman, COVID-19 nedeniyle uygulanan önlemler kapsamında toplu iftar, teravih namazı veya diğer Ramazan etkinliklerini düzenleyemiyor. Almanya'da Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeni kriminal rapora göre pandemi döneminde ev ve iş yeri hırsızlıkları azaldı. Ancak buna karşın aile içi şiddet patladı. Aynı zamanda siber suçlarda da artış olduğu belirtildi. Almanya'da Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer genel olarak toplam suç oranının düştüğünü ancak aile içi şiddetle siber suçlarda artış olduğunu söyledi. Federal İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2020 asayiş bilgilerine göre çocuklara yönelik istismar suçları da bir önceki yıla göre %6.8 artış gösterdi. Almanya genelinde yaklaşık 15 bin dolayında istismar olayı gerçekleştiği belirtilen raporda, çocuk ve gençlere yönelik diğer suçlarla birlikte toplam suç vakasının 42 bin kadar olduğu kaydedildi. Diğer yandan aile içi şiddetinde %10 dolayında artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, karanlıkta kalan olaylarla birlikte durumun çok vahim boyutlarda olduğu vurgulandı. Genel suç sayısının ise 176.672 olarak kayıtlara geçtiği, bir önceki yıla göre %2.4 azalma olduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerine karşı işlenen suçların ise 15.800 olayla %6 dolayında artış gösterdiği belirtilen raporda, pandemi kısıtlamalarıyla ilgili kusurlu vaka sayısının da 6.779 olarak belirlendiği ifade edildi. Hollanda'da camilere yönelik ırkçı saldırılar sürüyor maalesef. Kuzey Hollanda Milli Görüş Camii'ne bağlı, Deyvantır Abdülhamit Camii'ne İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren bir mektup gönderildi. Hakaret mektubunun sözde Paskalya hediyesi olduğu ifade edildi. Bu mektup Paskalya bayram hediyesi olarak gönderilmiş. Kuzey Hollanda Milli Görüş Camii'ne bağlı Deventer Abdülhamit Camii'de geçtiğimiz günlerde bir hakaret mektubu aldı. Zarfın içinden üzerinde bizim toplumda ağlayanlar için yumurta bayramı hediyesi yazan bir bebek bezi içinde İslam'a hayır ifadeleri olan kağıtlar, peygamberimize hakaret karikatürü ve Kur'an ayetlerinin yazılarak yırtıldığı kağıt parçaları çıktı. Benzer içerikteki mektupların başka camilere de gönderildiği öğrenildi. Ayetlerini güya yırtmışmışlar. Yırtarak bize göndermiş oldular. Konuyla ilgili olarak camiaya konuşan Deventer Abdülhamit Camii Başkanı Şükrü Ekici şunları söyledi. 50 yıldır Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak buna bir son verilmesi taraftarıyız. Hiç olmazsa bunların kim olduğu, niçin ve neler yapmak istediklerinin bir adı konusun istiyoruz. Hollanda'da camiler dönem dönem hakaret ve saldırıların hedefi oluyor. İslam ve göçmen karşıtı Pegida hareketi Hollanda'daki yaklaşık 100 camiye Kur'an'ın ayak altına alındığını gösteren çirkin bir yılbaşı tebrik kartı göndermişti. 2021 Nisan ayında ise Hollanda'nın Almera kentindeki Ömer İbn El Hattab camisine Müslümanlar diri diri yakılmalıdır ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi. Nisan ayı başlarında ayrıca Goğuda kentindeki Fas İslam Derneği'ne bağlı inşa halindeki Esselam Camii'sinin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığını ve camide hasar oluştuğu bildirilmişti. Hamburg'un yeni Ayasofya Camii'nin Ramazan Aşevi, Ramazan ayı boyunca günde 250-300 kişiye yemek verecek. Ayrıca Sefer Tası projesiyle ihtiyaç sahiplerinin yemekleri evlerine götürülüyor. Kuzey Almanya İslam toplumuna bağlı Hamburg Wilhelmsburg Yeni Ayasofya Camii açtığı Ramazan Aşevi hizmetini sefertası organizasyonuyla genişletti. Hamburg Wilhelmsburg Yeni Ayasofya Camii'nin sefertası organizesi Alman televizyonlarının da ilgisini çekti. ARD'de Tages Show programında yardıma geniş yer ayrıldı. Buna regeln für Einschränkungen bei den Feierlichkeiten. So ist das traditionelle Fastenbrechen am Abend nicht in großer Runde möglich und auch die Gebete in den Moscheen können nicht im sonst üblichen Umfang stattfinden. Ramazan aş evinden öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri yemeklerini kendileri almaya geliyor. Çeşitli sebeplerle yemeklerini almaya gelemeyenlere ise yemeklerini cami cemaati götürüyor. Sefertası adını verilen organizasyon çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Yeni Ayasofya Camii Başkanı Ramazan Karakaya, Ramazan ayı sonuna kadar günde 250-300 kişiye iftar yemeği vereceklerini söyledi. İftariyeliklerin içinde çorbadan tatlıya kadar her şeyi düşündüklerini belirten Karakaya, dağıttıkları iftarlıklarla bir kişinin rahatlıkla doyabileceğini anlattı. Sefertası organizasyonuyla da iftarlıklar, özellikle hasta, yaşlılarla pandemiden dolayı dışarı çıkamayan ailelere hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan evlerine kadar götürülüyor. Pazartesi günü tekrar aynı saatte karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.